program başında söylemiştim. Mesela Afrika mangosu Türkiye'de 3-4 yıl satıldı. Herkes bunun ekstraktından damlatıcı yaptı, sattı. Bana da geldiler. Dedim ki Afrika mangosu nedir? Meyve. Ne içerir? Glikoz, yani şeker içerir. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Bu yani propaganda, içinde kimya var dedim. Ne oldu? Yasaklandı. Ne zaman? 4 yıl sonra. Altın çilekte de bu. Acı çeyrede de bu oldu. Şimdi son ben gelirken biraz önce yeşil kahve getirmek istedim. Onu da anlatacaktım. Yeşil kahveyi de Amerika'daki bu çok meşhur doktorumuz böyle pompaladı. Dünyanın her tarafında yeşil kahve vatandaş içti, zayıflayan olmadı, hatta zehirlenen oldu. Şimdi zehirlenmiş vatandaş ne oldu? Yasaklandı. Ben ta başında söyledim, yeşil kahveyle zayıflanmaz. Çünkü bu da nihayetinde bir meyve. Şimdi Artı kavrulmadığı için mantar içerebilir, küf içerebilir. Bu nedenle de zehirlenme olduğu için yasaklandı. Bulamadığım için getiremedim mesela. bunlar belki yasaklandı ama şimdi seyircimiz diyor ki ben diyor aktardan gidip bu zayıflama haplarından alıyorum diyor. Ya içinde kimya var, bitkisel değil ki. Siz satıyor musunuz? Bakın bizim sattığımız nedir? Zayıflamak için değil, mesela lahana suyu doğal, hapı değil, suyu. Yani Hap satıyor musunuz? Hap şeklinde. Bu bizimki farklı bir şey. Konca mesela bu Kamboçya'da yetişen bir meyve. Şey, zebze. Ama hap bal kabağı en şekli, nihayetinde değil mi? ekstraktı. Konca. Bu ne içerir? Glukomanan. Glukomanan bir polizaharit. Lift. Bunu aldığı zaman kişi bağırsaklarda streç gibi bir folyo oluşturur. Bağırsakların glikoz emilimini engeller. Şimdi ben bu işleri Şişeye tabii bilmiyorum. doymuşluk Canan Hanım'a burada soralım. şişeye Şimdi doymuşluk anlattığınız hissi şeyler verir. bizi aşıyor çünkü. Glukomananla ilgili klinik araştırması yapılmış. Yani klinik araştırması var. Glukomanan, Tabii. Konca ile ilgili.